TV'den selamlar. Bugün çok özel bir konumuz var. Sevgili İsmail Hakkı Polat hocamız Kadiras Üniversitesi öğretim görevlisi. Eee içeride de çok güzel bir sohbet yaptık aslında bir başlangıç olarak. çok güzel bir sohbete ve bir aydınlatıcı bir sohbete de gebe bir program olacağına eminim. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Teşekkürler siz... Nasıl olalım gerçi bu bir sürü deprem vesaire afet Türkiye'de. Şimdi e, hemen hiç şey yapmadan konuya gireceğim ben hocam. Kripto paralar e, çok önemli bir rol oynadı aslında bu e, afette yani yardım toplama anlamında. Ama insanların hep böyle aklında bir soru işareti var. Yani bu kripto para işte nasıl toplandı, işte bunun fiyat paraya çevrilmesi işte o dönemde masak mücbir olan sebeplerin dışında hani e, bir müsaade etti para toplanmasına, yani kripto para toplanmasına ki bu önemli bir şey. Bunu da yayın içinde konuşuruz. E, bu paraların fiyat paraya aktarılırken hangi süreçlerden geçtiği, nasıl olduğu insanlar çok merak ediyor. Yani kriptoya olan güvenle de alakalı bir şey. E, isterseniz ufaktan bir bu, bu konularla başlayalım. Sonra diğer konulara geçeriz. Tabii. Öncelikle başsağlığı dileyelim Türkiye'ye. E, artı e, işte kalanlara da sabır diliyoruz ve onların da yaralarını Sarmak için zaten işte kripto para ekosistemi olarak ve tüm Türkiye olarak ilk gününden itibaren bir şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu bağlamda tabii hani kripto paralar üzerinden bağış toplanması ya da işte bu afet durumlarının bu şekilde bir destek işte fonksiyonu olmasını biz ilk olarak Ukrayna'daki savaş örneğinden görmüştük. Geçen sene bu zamanlar işte Ukrayna devleti kendi devlet hesabından açtığı şeyle bir yardım toplama hesabıyla iki haftada 60 milyon dolar topladı çeşitli kripto paralar üzerinde. O ilginç bir deney oldu. Oradan esinlenerek aslında bu şeyde bu depremin ilk saatlerinden itibaren hemen kripto para ekosisteminde bu tartışılmaya başlandı. Ben ben hatta hani bir şekilde tam yapmak üzereyken depremi öğrendim. Ondan sonra da hiç uyumadan zaten 24 saat falan geçirdim. Orada da daha ilk saatlerden sabahın ilk saatlerinden itibaren hem açık olarak hem de işte herkes kendi arasında nasıl yardım edebiliriz İlk konuştuğumuz başlayalım. şey zaten ha. buydu biz yani ha. ekosistemden bahsediyorum. Yani hemen bir hesap nasıl açabiliriz kripto para ve bütün dünyayı nasıl olayın içine katabiliriz diye. Çünkü en kolay evet. yöntem bu. Evet. Para yani varlık transferi ile alakalı kripto para, blockchain'in en önemli tabii. Özürüyor. İşte orada şu gündeme getirildi. Birincisi çok çeşitli konseptler ortaya atıldı. İşte Hemen bir takım daolar kuruldu, bir takım işte sizler başka işte alım-satım platformları. Herkes bir şekilde nasıl yardım edebilirizi tartışmaya başladı. Ama orada tabii bir yandan hızlı hareket ederken bir yandan da güvenilir olmak gerekiyor. Çünkü zaten sizin de söylediğiniz gibi işte kripto paraların özellikle hani piyasa üzerinden değerlendirildiği o dalgalı hareketleri insanlara da insanların kafalarında da bir çoğu insanın kafasında da bir tedirginlik yaratıyor. Dolayısıyla onu da giderebilecek bir işleyişi nasıl yaratabiliriz noktası. Hatta şöyle bir de argüman oldu. Yani bu paralar yani kripto paralar toplandığı zaman Ethereum ve Avax üzerinden de bir bağış oldu sonuçta. Hemen işte USDT'ye yani şey stabil coine çevirme konusu da gündeme geldi. Tabii. Onunla da ilgili zaten hani bir eksik bir bilgi var. Masanın verdiği izinde bir trade izni yoktu orada bir hafta boyunca toplanan tüm paralar bir haftanın sonunda Doğru mu hocam? Yani öyle öyle hatırlıyorum. Şöyle, ben. yani e, sanki gelir gelmez onu hemen stabil coin'e çevirme yetisi yoktu zannedersem. Şöyle şu anda hani bu çok tartışılıyor ama benim burada görüşüm şu. Yani olayın hani çeşitli taraflarıyla konuştuğumda da şey şu. Masaktan bir yazılı izin yok bir defa. Bir onay da yok. Ama masa görüş olarak sorulmuş ve oradan alınan şeye göre hareket edilmiş Böyle bir bir hafta ee, kitli kaldı vesaire ha, gibi yani orada işte Haluk Levent ve etrafındaki ekibin şeyle konuşması masakla konuşması ve o doğrultuda masn onlara hani Özellikle bu hani masan şu andaki mevcut fonksiyonu terörün finansmanı ve kara para aklama bağlamında kripto paralarla ilgili bütün araştırmaları yapıyor. Dolayısıyla burada alım-satım platformlarında ve çeşitli cüzdanlardaki Türkiye'ye olan para girişlerini denetliyor. O açıdan yani benim bilmediğim kısımlar da vardır ama bütün bu açılardan e, bence bir görüş belirtti. Ve bu görüş doğrultusunda hareket edildi. E, şimdi burada tabii işte sizin de söylediğiniz gibi artık hani doğal afetin mücbirliği mücbir değilliğinden öte buradan yurt dışından nasıl para gelecek? O gelecek paranın birincisi güvenilirliği denetlenecek. O güvenilirlik devamında da aslında son derece süratli biçimde hem para toplanacak ee, yani işte böyle bankaların çalışma düzeni gibi işte e, ne bileyim e, akşam saatlerinde para bağışlama hmm. ya da işte 3 gün geç gitme e, falan gibi ya da işte oradaki o IBAN numarasını yurt dışındaki insan nasıl verecek falan gibi bir şey olmadan e, kripto paraların sınırlar ötesi sınırları aşan e, şeyinden de yekpare ilinden de yararlanarak böyle bir elverişli ortam oluşturuldu ve o doğrultuda da bu bağışlar toplandıktan sonra önemli olanı Bunların şeffaf ve güvenilir biçimde sahaya yansıtılmasıydı. İşin ilk aşamasında işte bunlar üzerinden Haluk Levent'le başlayan ilk o Ahbap'ın bu görüşmesinin ardından yarattığı o ilk durumun arkasından çeşitli kripto para alım satım platformları da bu işin içine dahil olarak aslında sadece Ahbap değil, işte ihtiyaç haritası, AFAD, Kızılay, işte daha farklı da AFET platformunun kuruluşlarında bu işin içine kattı. Ve şu anda da işte, şu anda ikinci haftayı da geçiyoruz. Oldukça aslında bence anlamlı bir şey toplandı, bir para toplandı. Tabii. Yani burada tabii, hani şunu da ya söylemek Ukrayna ile lazım. ile falan kıyaslıyorlar ama... Konu... Ukrayna ile kıyaslamayı şöyle anlatayım. Ukrayna'da bir defa... Rusya gibi hani e, Batı dünyası tarafından işgalci olarak nitelendirilmiş bir ülkenin e, şey altında mezalimi altında kalan mazlum bir ulus olarak tanıtıldı birincisi. İkincisi ilk defa olduğu için e, özellikle büyük kripto para oyuncularının hemen hemen hepsi büyük bağışlar yaptı. Üçüncüsü de Bitcoin fiyatının 40 küsür bin dolar olduğu zamanda yapıldı. Şu anda aslında Özellikle kripto para e, endüstrisinin ekosisteminin piyasaların en düşük olduğu zamanlarda bir ayı sezonu içinde bu bağışların yapıldığını düşünürsek bence e, hani bu toplanan şu anda... Işte, yani insanların portföyünün erimiş olduğu bir noktada bu bağış yapılması ha. daha anlamlı aslında. Ve e, burada şunu da görüyoruz. Aslında e, hani şu anda benim baktığım kadarıyla toplanan miktar e, işte on-chain olarak okuduğumuzda aşağı yukarı 8-9 milyon dolar. Eğer hani bir takım şeffaflığından bir şekilde emin olamadığımız kuruluşları da katarsak 13-14 milyon dolar. Onun haricinde fiyat paraya çevirip hani daha bunu duymadan fiyat paraya çevirenleri de duydunuz zaman hmm. kripto para ekosisteminin 20 küsür milyon dolarlık bir şeyi var aslında. Çok muazzam bir bağış Muazzam bir bağış bence. Bir, peki mesela şimdi Türkiye'de kripto paraya olan çok büyük bir ilgi var Türkiye'de. En son yanılmıyorsam Avrupa'da bir numara. Dünyada ya üçüncü ya dördüncüyüz yani volüm anlamında. Devletin yani bizim devletimizin bir kripto para cüzdanının olmaması. Yani eğer bir kripto para cüzdanı olsaydı devlete ait. Direkt yardımların oraya yani başka bir aracı bir kurum olmadan yardımların direkt devlete gitmesi daha mantıklı olmaz mıydı? yani Veya neden blockchain sistemiyle alakalı niye bu kadar şeydeyiz, arka plandayız devlet olarak mesela sizce? Şöyle bence bunun iki nedeni var. Bir tanesi dediğim gibi bu kripto para ekosistemine ve kripto paralara ilişkin devletlerin çoğunun bakışı aslında hem hani özellikle bitcoin'in kurucusunun belli olmaması hem Burada ciddi bir kuşak farkı var. Şu anda hani bürokrasiyi, evet. yöneticileri, bütün dünyadaki düşünürseniz Biz çok görüştük senin, çünkü ha, bu konularda. Orada e, bir bilgi eksikliği var. Ve bunu anlamak da o kadar kolay değil. İkincisi, e, Türkiye e, şu anda e, işte her ne kadar coğrafi olarak da doğu ile batı arasında bir köprü ise de... ...finans sistemi tamamen batı bankacılık sistemine ve finans sistemine bağlı bir ekonomi ve şey aslında ülke aslında... Dolayısıyla şimdi buradan böyle bir hareketi El Salvador gibi yapmasını beklemek yok. mümkün değil. Bizim skalada bir ülkenin zaten ha. bu ölçekte bir ülkenin ha. El Salvador gibi böyle bir para birimine geçmesi yok ya hayır çok Ukrayna gibi zaten. de yapması şey. Yok. Çünkü o şartlar tam oluşmadı. Ama bakın burada ben her şeyi olumlu bakan bir insanım ifla olmaz bir iyimserim. Şimdi Afad'ın Kızılay gibi devlet kurumlarının kamu yararına çalışan. E, devlete bağlı vakıfların ya da işte yardım kuruluşlarının böyle bir cüzdan açması bile e, bu şeyde olumlu bir e, şey adım ve bunun devamının geleceğini düşünüyorum ben. Yani hani e, burada umutsuz değil de karamsar değil de en azından bir e, aşama kat edildi ve burada bunun faydaları ortaya çıktıkça bence bu iş daha da ilerleyecek. Bir de Öyle bütün, bakmak bütün lazım. Bütün gerçekten. yardımların hocam şimdi open source olduğu için yani açık bir kaynak olduğu için aslında e, blockchain teknolojisinin bu yanı var. Yani biz hani diyoruz ya e, burada bir kara para aklama şudur hangi cüzdandan hangi cüzdana neyin gittiğini açık bir kaynak var tabii, orada. Tabii, tabii. Aslında çok güvenilir bir metot var orada ama e, tabii Türkiye'de daha regülasyonları olmayan bir e, sektörden bir finanstan bahsediyoruz. E, bizim yapmamız gerek için böyle bir de düşünce var hocam. Onu da belirtmeden edemeyiz. <laughs> Şimdi e, blockchain kötüye kullanılabilir mi? gibi bir hep bir algı var. Şimdi böyle bir örnek veriliyor. Mesela e, Albert Einstein atomu parçalıyor. Peki bu atomu parçaladıktan sonra atom bombası olacağını bilmiyor mu bu adam gibi bir algı var. Yani blockchain teknolojisi evet Satoshi Nakamoto işte yapmış işte bu ilk e, o Genesis blokundan başlayarak e daha sonra bu da kötüye kullanılabilecek bir sisteme döndürülemez mi? Şimdi hem açık kaynak hem değiştirilemeyen bir bilgiden bahsediyoruz burada. Bunun da e, negatif bir etkisi yani anlamayan insanlar için yani sektöre biraz uzak olan insanlar için böyle hep bir soru işareti var. Evet, evet, evet. Ya güvenmiyorum ben buna ya. vesaire. Bu insanları telkin etmek için hocam ne ne nasıl ya nasıl? Ya şöyle bakın. En büyük cehalet evet. zaten dünyanın en büyük finans kurumlarından birinin başında evet. Jamie Dimon. Evet, değil mi? Şimdi evet. Adam geçen gün şey dedi. Evet. Yani Çok işte iyi bir örnek Ha vardı. göreceksiniz ki evet. işte şey Satoshi burada fişi çekince hepiniz ortada kalacaksınız değil gibi işte. bir açıklama yaptı. İşte Halbuki, orada ha orada siz Bitcoin'in oradaki açık kaynak koduna baktığınızda dünyada 15 bin tane 109 ülkedeki 15 bin tane birbirinden bağımsız sunucuda çalıştığını ve buradan Satoshi Nakamoto'nun bile şu anda gelip bunu değiştirin dediği zaman aslında bunun değiştirilemeyeceğini bilmesi lazım insanların. Yeniden yapılabilir mi tartışmaları var. 100 milyarlarca dolar harcayıp evet belki. Bu da bir debate konusuydu aslında. Bunu da tartışmıştık daha önceki bir konuğumla. Yani bu güveni nasıl sağlayacağız insanlara? İşte, ya orada orada bir sıkıntı. Var. Nedir bu diyor? Ya ben gü niye güvenim Bu ortada ha. olmayan bir şey diyor bu. Ben nesine güveneyim ha. diyor mesela. Şimdi bakın Türkiye'deki de dünyadaki de bütün tartışmalarda işte pandemideki aşı tartışmaları şu anda eee <laughs> komplo teorileri falan filan bütün bunlara baktığınızda aslında az bilgiyle e, hani az bilgi sahibi olup oradan sürekli çıkarım yapma üzerine dönüşen bir şey var. Yani biz burada bunu açıklıkla ortaya koyup bu tarz örneklerde işte şu andaki bu kripto para bağış toplama şeyinde şu şunu gördük. E, oradaki cüzdanların hepsinin her saniye bazında kaç para e, toplandığını gördük. Tabii hangi cüzdanlardan, EtherScan'den canlı takip ettik. Ha, hangi cüzdanlardan geldiğini gördük. Artı işte Chainalysis gibi programlarla oradaki işte diyelim e, hani biraz daha yasa dışı bir cüzdan varsa o cüzdandan bir şeyler geldiğini ya da işte ne bileyim eğer Hani bu konuda kafada kaygılar varsa Tornado Cash'ten bir şey geldiği zaman e, oradan da gelen giden olup olmadığını gördük. Dolayısıyla oradaki aslında oraya bağışlanan her bir tane coin'in her bir Satoshi'nin bile aslında hesabına verebilecek ve onu sistemden ayırabilecek bir işleyiş var aslında. Aslında finansal ortamda bir şeffaflık aranıyorsa Hah. bundan daha şeffaf bir İş şey var, şey var mı? Mesela şu anda bankacılık sisteminde banlar üzerinden giden sistemin hangi parçasını görebiliyoruz biz? Biz göremeyiz. E, ne kadar toplantıları göremiyoruz. göremiyoruz. Ama de. şu anda görüyoruz biz değil mi? Ne kadar şu anda açık kaynaktan biz görüyoruz. Zaten biraz önce de konuştuk bunu aslında. Mesela hükümetler dedi ki abicim ben bu bitcoin'in veya işte kripto paraları, kripto paraları katmayayım ben bitcoin üzerinde konuşayım. %70'ine kadarını bir şekilde yok ettik. Biz devraldık, biz aldık falan. Geri kalan %30 ne olur hocam? Bana işte geri, yani şöyle diyelim burada e, işte e, bir şekilde bu sistem manipüle edilmeye çalışıldı. İşte Bitcoin'de konuşulan şey hep e, şu anda dünyadaki işte sayısı 15.000 bin olan e, işte şeylerin node validator ya da işte madenciler diyelim hani çok e, şeyle bu sistemin kaydırı tutanların yarısından fazlasının o sunucularını hackleyip ele geçirip onların kayıtlarını bir şekilde yok ettiğiniz zaman ya da işte manipüle edip de farklılaştırdığınız zaman aslında orada bile bu teknolojik işte işte siz o teknolojik blog o blok zinciri teknolojik olarak ele geçiriyorsunuz ama kalan yüzde otuz kendi inisiyatifiyle kendi yoluna gittiği zaman o artık kendini yüze tamamlayıp devam ediyor. Yani o yüzde kalan yüzde otuz diyor, sembolik olarak söylüyorum yüzde otuz e, aslında kendi e, store of values'unu oluşturuyor, Aynen kendi mi, değerini oluşturup onun içinde gene bir de e, ya muazzam bir aslında blockchain çok uzun zamandır da işin içinde siz de hocasınız bu konuda. E, yani özetle şunu diyebilir miyiz? Mesela bu tarz afetlerde sizin de böyle bir girişiminiz var çünkü afetlerle alakalı hatta daha bu depremlerin öncesinde evet. biraz da ondan bahsetmek Tabii. istiyorum. Yani e, algoritmanın yani e, algoritmanın karar vereceği e, onun hangi afetin ne, tetiklendiğinde afetin doğru yanlışsam düzeltin. Evet. E, on, ondan haberi olup kaynakları oraya aktaracak bir sistem üzerinde çalışıyordunuz. Şöyle sen. aslında işte sağ olsunlar şu anda hepsi sahada arkadaşların ihtiyaç haritası ekibiyle işte Mert Fırat, Ali Ercan, Itır Erhard hocalar. E, Ahmet Batat yine ihtiyaç haritasının tasarımını yapan arkadaşımız. Bütün bunlarla oturduk, şeyi belirledik biz. Bir afet durumunda aslında teknoloji sadece araç. Evet. Bakın bir afet durumunun ihtiyaçları ne olur, insanların talebi ne olur diye düşünüldü. Bir ne derler olabildiğince hızlı ve süratli bağış toplanacak. İkincisi bu olabildiğince süratle sahaya asılacak. Üçüncüsü olabildiğince süratle harcamalar yapılacak. Fakat bütün bu süreç güvenilir ve şeffaf insanlardan bağımsız olarak güvenilir ve şeffaf yürüyecek ve ondan sonra da bütün bu sürecin sonunda da bütün bunların hesabını vereceksiniz. Evet. Şimdi bu sadece afetlerle ilgili değil. Dünyadaki bütün toplumsal işleyişlerde artık böyle olmak durumunda. Ama afet bunun şahikası. En çok ihtiyaç olan şey. Dolayısıyla burada bu SOS Chain projesine başlarken aslında bütün bunun hepsini tabii yekpare uçtan uca bir anda tesis etmek çok zor. Düzenlemeleri var, şeyi var ama biz bu işin ilk aşamasında şu şeyle uğraştık. Şu e, sorunsalla uğraştık. Bağışları e, yani dünyanın her yerinden gelecek bağışları nasıl toplayabiliriz? Topladığımızda nasıl insandan bağımsız olarak bunlar e, bir afet olduğunda o afetin gerçekliğini güvenilir olarak anlayıp oradaki o parayı otomatik olarak işte kurumun e, banka hesabına aktarabiliriz kriptodan. Bütün bu süreci e, tasarlayıp orada işte XYZ teknolojisi sağ olsun onlar da e, özellikle işin teknolojik e, şeyine tasarımını ve işleyişini yaptılar. O kendi tokenları olsa işimiz kolaylaşır mı? E, şimdi burada en önemlisi stable coin olması. E, o stable coinlerin e, de e, özellikle e, şeye fiyat paraya dönüştürülebilmesi. Evet. Ama bunların hepsini yaparken akıllı sözleşmeyle insanların üzerinde mutabık kaldığı protokol üzerinden aslında hani kendi söyledikleri kurallara kendilerinden bağımsız olarak onun otomatik işletilmesi ve ondan sonra da şimdi bu burası tamam bankaya atıldı paralar ondan sonra da harcama başlıyor şimdi o harcama tarafında artık o iş şeffaf olmayan alana giriyor aslında yani bir şimdi buraya dijitale ev, evrileceğimiz çok ah değil mi yani evet, evet. Ya, muhakkak finans bir yerde dijitale evrilecek ee, pilot olarak aslında başlanabilecek en iyi projelerden kesinlikle. biri bu yani kesinlikle. buradan başlayan pilot olarak başlayan proje diğer finansın diğer taraflarına sirayet edebilir diye düşünüyorum ve kesinlikle. zamanla da gün güncel hayatımıza günlük hayatımıza girecek bir sistem aslında bu kesinlikle ee, ve bugüne kadar hep tabii güvendik devlet kurumlarına güvendik bankalara güvendik işte Avrupa Bankası'na bütün yani IMF vesaire insanların yönettiği bir finansal sisteme güvendik. Peki bir makineye bir, bir algoritmaya neden güvenmeyelim? Değil mi? Çünkü orada bir duygu yok. Yani tamamen rasyonelite üzerine Mesnellik kurulmuş üzerine. bir sistem olduğu için sanki daha biraz ütopik şu an için ama bundan bir 10 sene sonra belki bölgesel olarak şimdi mesela Lugano'da İsviçre Avrupa'nın göbeğinde Bitcoin, Luga kendi yani Lugano'nun kendi tokenı ve Tether'le şu anda her yerde alışveriş yapıp Yani her yerde miyim ama yüzde %80 kafeler, restoranlar, marketlere de başlamış şu anda. orada bir deneniyor şu anda. Neden olmasın? Mesela belediyelerin de gelir giderleri dahi tespit edilir, değil mi bu şekilde? Mesela her bir İstanbul Coin olsa mesela, Ankara Coin ayrı olsa token. onların kendi zinciri olsa, değil mi? Şimdi bu sorunuza şöyle cevap vereyim. Diyelim biz işte Allah korusun Lugano'da bir şey oldu, deprem, deprem oldu evet. ve bu depremde işte birincisi dünyanın her yerinden kripto paralar üzerinden bağış yapılabilir ve bunlar da anında Lugaya çevrilebilir, bir akıllı sözleşme bir blok zincir üzerinde. İkincisi bu Lugano'nun blok zincirinde insanlar orada nereye kaç para harcandığını görebilir. Yani işte şimdi bu SOS şeyinle ya da şu andaki yaptığımız şeyin e, tamamlayıcı kısmına bakalım. Sahaya Luga olarak yansıyan bağışların hangi bakkaldan ne alındığı, kimin parasıyla ne alındığını bile tek tek para bazında, Luga bazında evet. takip edebilirsiniz. Yani aslında ha. spesifik olarak ha. nokta atışı ben yolladığım para nerede nasıl değerlendirildiğine kadar görebiliyorsunuz. İşte aslında. şu anda biz bağışların toplandığını görüyoruz da ne evet. kadar bağış yapıldığını. Orada bir kolon daha açıp orada her harcanan, her toplanan paranın nereye harcandığını da görebiliriz ve ona göre de e, aslında afet kuruluşları evet. sadece şeyle ilgilenirler. Yani kendi güvenlerinden öte evet. onu, onu artık bırakıp sadece kurtarma, afet ve işte çadır kurma ve diğer şeylerle ilgili enerjisini oraya kanalize edenler şey. Bakın şu anda görüyorsunuz e, bu sivil toplum kuruluşları olsun, e, kamu kuruluşları olsun tamamen sosyal medya üzerindeki iletişimi yönetiyorlar. Yani bu da aslında enerjilerinin büyük bir kısmının da boşa gitmesini sağlıyor. Evet maalesef bir de öyle bir durum var. Şimdi e, yapılan iyiliğin yanı sıra bir de e, tabii sosyal medyadaki yorumlara da ya yani insanız ister istemez gördüğün zaman bir moralin bozuluyor veya işte yaptığını sorgulamaya başlıyorsun. Doğru mu yapıyorum acaba? Şimdi biraz da hakkaniyetli bir insan Sen ya haklı oldukları bir şey var. Yani bütün enerjin yani psikolojik olarak bu tarafa yöneliyorsun. E, diğer taraftan yapılan bağışların şimdi fiyat paraya çevrildikten sonra biz topyekün bir bağışın olduğunu ve topyekün işte binaların yapımında işte orada burada yani kullanılda, kullanılacağına dair bir güvenimiz olması lazım değil mi? Yani bu parayı, parayı değerlendirecek kurumların kurumlara güvenmemiz gerekiyor. Ee, Okey güvendik ama sizin biraz önce bahsettiğiniz hocam şekilde aslında açık kaynaktan senin paranın kuruşuna kadar hangi mecrada ne kadar kullanıldığı işte blockchain e, burada devreye giriyor. Kesinlikle. Yani mesela sen ben o şey yapabilir. Ya verdik canım yaptık bağışımızı güveniyorum. Nereye yapıyorsa o bağışım ben helal ediyorum der. Ama bazısı da der ki kardeşim ben mesela büyük bir şirket 1 milyon dolar bağış yaptı. Bir görmek ister değil mi? Nereye gitti bu para? Da? E, açık kaynağında önemi burada çıkıyor. Şimdi yani. şöyle, sosyal medyayla birleştiğinde aslında kripto para ekosisteminin özellikle son 4-5 yılda çok şeffaflaştığını görüyoruz. Yani bakın şu son yaşadığımız olaylarda işte Luna olayı olsun, FTX olayı olsun falan, oralarda hep şeffafça yürüdü bu iş. Evet. Ama geleneksel finans sistemine bakıyorsunuz, hep böyle kapalı kapılar ardında bir şeyler kurtarılıyor, kurtarılmıyor. Evet. E, hatta 2008 krizinde Lehman kurtarılmasın, onlar kuşunlar kurtarılsın gibi bir takım sübjektif seçimler yapıldı. Bir de şu da vardı, bağış kampanyasını izlemişsinizdir te şeydeki, televizyondaki. İşte Merkez Bankası şu kadar bağış yapıyor. İşte Vakıf Bank bu kadar, Halk Bank bu kadar. İnsan... Şimdi bilgi olmayan yerde fikrin olması biraz zor. Ama insanlar diyor ki ya devletin parasını gene devlet nasıl bağışlıyor? Yani onların farklı kurumlar olduğundan bir haber. Biraz da onu açalım mı? Çok çok fazla soru var bununla alakalı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladığı zaman bu kimin cebinden çıkıyor? İşte vallahi yani onlarla ilgili tabii birazdan Merkez Bankası'nın işleyişi ve şeyi bilmek lazım ama ne olursa olsun şey yapmamız lazım. Bizim bunları şeffafça izlememiz lazım. Şimdi diyelim Merkez Bankası 30 milyar dolar 30 milyar lira bağışladı. Ayrı bir tüzel kişilik ha. olduğunu biliyoruz zaten. Ha. Ama şimdi benim burada şunu izlemem lazım. Birisi Merkez Bankası, başka banka, ben, sen, başkası bütün bunların hepsinin paralarının nereye gittiğini ve gittiği yerde de nasıl harcandığını benim söylediğimin dışında mı içinde mi harcandığını nasıl bile kurallara evet. bağlayabilecek bir mekanizmasının olması evet. lazım. Evet. Yani bunu aslında şey diyorlar, protokol kod diyorlar buna zaten. Hı. Şimdi bu kodu siz 21. yüzyılda çok daha elverişli bir blok zincir ortamında e, sevk idare ettirecek ve denetlettirebilecek şansınız varken ve bunu da herkesin gözetimine aslında sadece belli kurumların değil bütün kamunun gözetimine verebilecek de bir olanağınız varken bu tarafta var. Şimdi hala bu eski yöntemlerle gitmek işte şuradan şu kadar başladı. Mesela bir tane adamcağız çıktı 50 milyar dolar 50 milyar lira bağışladım dedi. Sordu sunucu dedi. De değil mi? 50 milyar. Evet. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorsunuz. E, eski parayla 50 bin i̇şte Eski parayla söylüyorum. Şimdi 50 bin liraya indi o. Hani gereksiz ya da gerekli ya da gereksiz bir şey oldu. Polemik orada. oluştu o. Polemik oluştu. Peki hocam bir şey Hı. daha soracağım. Ee, çok çok da uzatmak istemiyorum. Sizi de vaktinizi almak istemiyorum ama. Şimdi biz e, bu teknoloji, yer, yani bu biraz önce bahsettiğimiz şeylerin, bu depremin hemen akabinde alt yapısını oluşturmak tabii biraz zor. Yani hemen akabinde. Evet. Fakat önümüzde Allah korusun yani hep konuşulan bir İstanbul depremi var, değil mi? Böyle bir şey olmadan önce bunun altyapısını oluşturmalı mıyız? Bence oluşturmalıyız da. Yani ne kadar sürer bunu e, hayata geçirmek? Yani deprem olduktan sonra veya afet yaşandıktan sonra e, mı yapmak daha şey mantıklı yoksa hemen öncesinde veya yıllar öncesinde o altyapıyı kurup sizin o bahsettiğiniz kendi projenizdeki gibi Şimdiden bir atılım yapmak durumunda mıyız? Şöyle şimdi tabii depremlerin karşılaştırması olmaz. Bu yaşadığımız çok büyük bir felaket. İşte bazı şeyler var. Ee, hani e, siz, sizinki öyle değil. Ee, yanlış anlamayın. İşte bu deprem provaydı. asıl şey İstanbul'da falan gibi. Bu bu aslında hani çok şey değil. Ama içinde yaşadığımız felaketten mutlaka ders çıkartmamız Muhakkak. lazım. Şimdi bu derslerden en önemlilerinden bir tanesi de özellikle buradaki işte yapı denetimi mesela evet. bu yapı denetiminde bu yapı denetimine iki yolla Bizim önümüzdeki dönemde yapmamız gerekiyor. Orada da blockchain kullanılabilir tabii ki. Aynen. Tabii ki. Şimdi orada birincisi teknolojik olarak bu yapı denetimlerini ve bu yapı denetim kayıtlarını bizim manipüle edilemez ortama taşımamız lazım. İşte deprem sırasında bir böyle bir polemik oldu. İşte gidip bir, bir işte şeyin tapu kayıtlarının ya da işte inşaat denetim kayıtlarının olduğu bir yerde işte delil toplama şeyler falan oldu. Aslında blok zincir olsa buna hiç gerek olmayacak. Gerek yok, evet. Direkt orada manipüle edilemez kayıtlar zaten duruyor. Aynen. Dolayısıyla şimdi bütün buralarda Birincisi bu kayıtların bizim manipüle edilemez şekilde ve herkesin açık şekilde bakabileceği bir ortama taşımamız lazım. Bir bu. Yani asıl önemli olan bu işin işleyişinde bunları yapmak. Ve bunların da en başından sonuna nasıl işlediğini, nasıl sevk ve idare ve denetime tabi tutulacağını planlayıp, hayata geçirip ondan sonra da bütün bu kontrolü aslında kamusal denetime vermemiz lazım. Bakın FTX battığında ya da Luna şey yaptığında 2-3 ay önceden söyleyenler olduğunu. Tabii. Yani dedi ki bakın bunların bilançoları sakat. Özellikle Luna ile ilgili. Yani eline. en azından o kırmızı <gülüyor> alarmı <gülüyor> gösterdiler. Yani evet. orada o kamusal denetimi o zaman anlıyorsunuz siz. Evet. Ve orada o işi aslında doğru değerlendirseler bazıları o sinyalleri doğru değerlendirseler belki bugüne hiç gelmeyecekler. Burada çok daha büyük bir insani felaket yaşayacağımız için bunu biz çok daha fazla buraya geçirmeliyiz. İkincisi bu sadece teknolojik bir işle işte olmaz. İnsanların daha bilinçli ve bu işleyişe, bu işleyişi doğru biçimde yapacak şekilde bilinçli ve okur yazar olmaları lazım. Yani bizim insanlarımızı e, afet anı, anı için eğitmemiz lazım ama daha öncesi bunun oluşmaması için bütün bu sistemleri kuracak, tasarlayacak, geliştirecek ve onlara sahip çıkacak gerekirse. Oradaki işleyişlere itiraz edip onları değiştirebilecek bir mentalitede yetiştirmemiz gerekiyor. Peki bunun önerilmesi mi lazım acaba? Mesela ee, İletişim Bakanlığı'na veya işte Maliye Bakanlığı'na veya herhangi bir e, mecraya bir e, sunumla, bir projeyle mi gitmek lazım bununla ilgili? Yoksa devlet kendi içinde aslında böyle bir atılımı yapar mı zamanla yani dijitale ayak uydurmak anlamında? Ya söylüyorum. ben şunu söyleyeyim. Yani önümüzdeki dönemde eğer bir işte seçim süreci şey olacaksa bu konuyla ilgili e, herhangi bir girişim yapabilecek oluşuma e, ben e, şey gidip her türlü yardımı yaparım ve e, şey yaparım. A, yani devlet isterse devlet, kamu isterse kamu, başkası isterse başkası işte uluslararası yardım şey ne olursa buna çalışmamız lazım. Ya bundan önemli sorunumuz yok gerçekten. Evet, evet, evet. Yani şu yaşadıklarımızda da bakın işte e, şey yine deprem oldu. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Bunları e, yani hani şöyle söyleyeyim. 2-3 sene sonra hiç yaşamamamız lazım. Hiç yaşamamamız lazım. Ama 3 ay sonra deprem olduğunda da artık yaşamayacak kadar süratli koşmalıyız. Hızlı yapma, hızlı hareket etmemiz lazım. Hocam Valla çok zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Yani herkes elini taşın altına sokuyor bir şekilde. Burada olanlar maddi, manevi, işte organize ederek olsun vesaire. Sizler de öyle. Emeklerinize evet. sağlık. Biliyorum ne kadar uğraştığınızı. Bizim ekosistemde insanların ne kadar uğraştığını. Biz burada yani sadece haber tarafında vesaire değil ama maddi manevi biz de elimizden geleni yapıyoruz. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. İnşallah dikkate alınacak bir şekilde bu uygulamalara zamanla geçilir. Geçilmeli zaten. Biz ülkece bu adaptasyonu ne kadar hızlı sağlarsak, teknolojiye ne kadar hızlı adapte olursak, o kadar hızlı ilerleriz, o kadar şeffaf oluruz. İnşallah istediğimiz gibi olur, bizim konuştuğumuz gibi olur, sizin de dediğiniz gibi. Ne kadar yardım edebiliyorsak bu anlamda, bilgimiz doğrultusunda, siz tabii bu işin üstadları olarak daha çok teknik tarafında özellikle kanaat önderleri olarak sizlerin tabii öncülüğünde bizler de arkadan ne kadar destekleyebilirsek desteklemek isterim. Ben çok faydalı bir sohbet oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İnşallah umarım ileride farklı konularla alakalı tekrar bir araya geliriz. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Çok mersi. Sağ olun. <laughs>